Senet abi hastalıklı mı? O bizim çocuğumuz. Evet, doğum günü hediye. Evet, o bizim çocuğumuz. Maalesef araba belki ömründen ya da volanın suçu bilemiyoruz. Takılmasının da olabilir, hiçbir fikrim yok. Böyle bir problem yaratmış. İnşallah kranı kurtarabilirsek geri kalanını çok işler acısı değil. En azından toplayabiliriz. Tabi burada ana yatak ve kol yataklarda aşınmalar mevcut. Parça mı arıyor? Evet abi. Üzerinden çıkanların ne olduğunu bulmamız lazım. Bak üstten çıkanlı hiç böyle bir şey yoktu. Bizdekinde bak ortada şey var. Evet, bunlar da söktüğümüz parçaları. İnşallah geri toparlayacağız. Ay, bunlar da pistonlar. Yani tabii düşündüğümüz kadar hasar çıkmadı pistonlarda ama. Akif sen ne yapıyorsun ya? Motoru güzel uğraşıyoruz. Ha tabii bu kadar tabii sıkıntılı şeylerin içinde diğer projeler de devam ediyor. Şimdi arabamız çekici üstünde yıkanıyor. Kapalı otoparka gidecek. Parçaları beklerken biraz yatacak maalesef. Yakmaktan kaynaklı da üzerine brand atacağız. Sıkıntı çıkmasın diye önce bir su tutuyoruz. Sonra Toyota'mız biraz uykuya yatacak. Ama toplayacağız inşallah. Bugün zaten sizde sanayide rektifiyeciler, ölçümler ve yedek parça arayacağız hep beraber. Sonra bakalım Serhat ve Senat abiyle Akif ve Blacktop versiyon 2. Monster Kill. Şimdi bu bizim kendi krangımız. Mevcut krangı da bir getirip burada şimdi ölçtüreceğiz. Umut ediyoruz ki daha önce bulduğumuz krank gibi problemli çıkmasın. Bu bölümümüzde SS Works'da değiliz. Aşağı evet. Tokyo'da değiliz. Detaylı ölçümler yapacağız. Evet, şimdi çocuğumuz oldu mu olmadı mı ona bakacağız değil aynen. Mi? Tek tek motor yenilemedeyiz. Tamam diyor. Krankçı baba atölyesindeyiz. Bu sağırdı. Bu da gitmek üzere de bu sağlamdı. Delikleri melikleri her şey aynı. Ben kumpasla strongunu falan da ölçtüm. Şey tutuyor abi. Kamaları falan aynı. Yağ pompasını girdi. Adaylısı. Şöyle öyle bir şey çıkıyor. Bu ama bu sarmış olan. Arkadaşlar tamam mı? Hadi hayırlı uğurlu olsun. Boyce we are. Şimdi balans kontrol ediliyor. Nasıl olmadı? Güzel, on numara diyorum. Abi bak kaç adam geldik refakatçıya. Ölüyorduk ya. Vallahi. Şimdi bunda fiyatlı aşıntı var bunda, tamam mı? Aynen. Bunu düzgün bir şey yapabilirsen bir takım bir konsept mi alacaksın bunu? Rektifiye yapacağız. Aha. %5 gibi bir aşıntı var. Hı-hı. Ama şimdi onların zaman bu olacak 8-9. Diğer zaman da yağ yapma sıkıntısı olabilir yani. Kalın. Destek o hayırlı olsun. Ha. Biraz kalın. Ya. Buradaki durum ne abi? Valla önce bir ayarlar alayım abi. Sibaba ayarına bir bakayım. Hı-hı. O kadar boş yapmaz. Niye böyle boş oldu abi? Sivaba iyi olabilir. Kaç gidiyor biliyor musun? Emmeye. Kaç aldı? Baksana. Şakır 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 ses yapıyor dedi demek ki. Aynen o çalışıyor. Lendideki şıkırtlama. Eminim de bunlar da normalde boşluğu 20 ile 30 arası. Ya. Nerede 152 nerede? 4 katı fazla boşluk var yani. Üff. Yok lan.
bir senaryo öğrendikten sonra aşağı Tokyo'ya geri geldik. Bakalım burada proje update'leri ne durumda. S13 var, pakoları boyandı. Son kat boyası atılacak. Bekliyor. Soarer'in motor içi komple söküldü, astarlandı. Akif'in eline sağlık, güzel olmuş gayet. Bunun da yakın motor içi boyandıktan sonra motor içine atılacak. Alt takım traversleri sökülecek, komple stateye gidecek bunlar da. Onur'a buradan selam olsun. Onurcuğum bak, sandıklıyorum, paketliyorum. İşte sandık motor bu zaten. Şu anda sandık motor oldu. Sandık motor oldu işte, böyle yapıyoruz sandık motoru. Şimdi insanların merak ettiği bir şey var, bu 20 valve ne oldu, niye kırıldı, niye bozuldu, neyi bozuldu gibisinden böyle yorumlar alıyorum, mesajlar alıyorum ben. Senin bir öngörün var mı bunun neden olduğuna dair? Evet abi, yani şey, en büyük bir öngörüm var, ben kullandım. Abi işte seni böyle 160-170 beygirler sevmiyor abi. Evet abi, az beygirlerle işimiz yok. Evet abi. Dedik ki belki daha güçlendirelim. Bu araba gitmiyor. Ha, elimde hiç iş yok. Biraz şey yapayım, biraz daha bir de 20 varfı kafa yorayım diye. Şimdi usta olmak böyle bir şey. Baktım bir yerden para gelmiyor, kendi işini yaratacaksın. Doğru söylüyorsun abi. 4 AG'ciler arasın, eklesin bizi. Tabii canım, sırada Halil abinin arabası var mesela. O çok istiyordu denemeyi. Hani Allah izin verirse onu da bir deneyeceğim. Sonra buraya park ederiz ya, ne olacak, sıkıntı yok. Turboymuş o. Oo, tam en sevdiğin. Çok severim. La tut. Oğlum bu da çok gevur ölüsü gibi var. Lan hayvan. Akif de motor üst kapağı ile uğraşıyor. Buna çok özel bir tasarım yaptık. Boyanacak. Tekrardan Blacktop versiyon 2 diyorum ben. Blacktop versiyon 2 ile motorun içine koyulacak. Kapakların üzerindeki eski elma rengi şekeri kırmızıdan kurtuluyoruz. Şimdi zaten ben bu motoru bu şekilde almıştım. Aldığımda da kıyamadım boyatmaya. Allah biliyor ya, zaten nefret ediyordum renginden. Plastik malzeme olduğu için plastik gazlar atmaları gerekirken Direkt boya atmışlar. Hatta bu kapağın burada şuraları boşluktadır. Onları da maalesef doldurmuşlar. Tamam, yapacak bir şey yok. Onu artık düzden kapatıp bize düzden boyarız. Çünkü işine bu saatten sonra dönmenin bir şansı yok. Macera aramaya da gerek yok zaten artık bir. Zaten bunun için de güzel bir arge yaptık. Tabii. Güzel bir renk çıkaracağız. Evet, efsane bir tasarım gelecek burada inşallah. Düşündüğümüz şeyi yapabilirsek gerçekten inanılmaz bir mark gelecek ortaya. Hani hem böyle historik olacak, hem çok böyle atarlı giderli olacak, hem de bu işin versiyon ikisine yakışacak. Hep benim hayalimde olan bir şeydi. Akif bu işi toplayacak, yapacak. Çok efsane olacak. İlk sahibinden kazasız CRX'imiz var burada. Bakın bu maketi ben yanlış boyamıştım. Ufak tefek hataları vardı. Plastik sökücüyle, pardon, boya sökücüyle bir boyayalım, şey yapalım dedik. Boyayı sökelim dedik. Bakın durum bu. Sessiz olun. 1/24 modellerinize boya sökücü sürmeyin. Bu arada kalbimize inen bir konudan bahsedeyim. Akif boyayı sökünce alttan gri çıktı. Şimdi gri neden korkuttu diyecekseniz şöyle bir problem var. Bu motorların 20 valfinde bir silver top var, bir black top var. Ve silver top'un rengi bunun aynısı. Motor silver top mu acaba diye bir korku yaşadık ama çok şükür ki iç emme ve swap kısımlarına baktığımız zaman 20 valf olduğuna emin olduk. Herhalde bu kendi kalır için şey yapıyorlar, alta bir gümüş zemin atıyorlar, kendi boya üstüne atıyorlar ama gördüğüm kadarıyla bu normal baskat boya, kendi kalır değil ama hani renk tonu biraz daha böyle alttan gümüşümsü vurması amaçlı. Esas kendi kalırlarda alta atılan gümüşün üstüne şeffaf kırmızı atılıyor. O zamanki görüntü çok daha farklı oluyor ki. Günlerden bugün acaba 4AG'yi toplamayıp MX-5 mi alsak?